Alo Anton. Dün bahsettiğim iş hakkında bir gelişme var mı? Gayet iyi Gazel Hanım. Bir otun tedariği ile ilgili sorun yaşadım. Ama birazdan halledeceğim onu da. Güzel. Ama yine de dikkatli ol. Sizi daha önce hayal kırıklığına uğrattım mı hiç? Tabii ki hayır. Yine uğratmayacağım. Rahat olun. İş bitiminde görüşürüz. Aa, bu arada yıl dönümünüz kutlu olsun. Aa, unutmamışsın. Tam bir fil hafızası seninki. Her şey için değil. Sadece önemli şeyler için. İltifat olarak kabul ediyorum. Tamam, haberleşiriz. Bay bay. Yaşar'cığım, fazlasıyla hak ettin sen bunu. Fazlasıyla. Ha, yani sabahtan beri tehdit edenler senin adamın değil, öyle mi? Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim bak. Ayağını denk al, sonra pişman olur. Ben öyle Yakup'a Makup'a benzemem ha. Sonrasında da işin geri kalanını da hukuk yoluyla çözerim, anladın mı? Esra Hanım. Buyurun. Bu sabahki gibi adamlar gelirse asla şirkete sokmuyorsunuz, derhal polisi arıyorsunuz, tamam mı? Bu tip adamlara bundan sonra müsamaha göstermek yok. Peki, peki. Şu ihale dosyasını da bana yollayın. Bir kontrol edeyim. Öğleye kadar teslim etmiş olalım, tamam mı? Tabii Yiğit Bey. Çiçekçiyi arayayım mı? Niçin? Her yol dönümünüzde gazelma bir sipariş veriyorsunuz ya. Aa, tabii tabii. Hallet o işi mutlaka. Merak etmeyin, o iş bende. Rıfat Beyciğim, dün 2 dakika bile olsa temiz hava aldınız, iyi geldi değil mi? Sota Hanım, ilaçlara dokunmadınız değil mi? Ha yok yok, ben su içirmeye gelmiştim, bitmiş, şimdi onu dolduracağım. Dünkü gibi dışarı çıkarmak da yok. Yok. Ama hiç mi? Hiç. Doktorun kesin talimatı var, konuştuk bunu sizinle. Neyse, benim şimdi dışarıya çıkmam lazım. Masa düzeni, yemekler falan size emanet. Ha, bu arada aman gündelik takımları misafirlerimize çıkarmayalım. Konsolda özel takımlar var, onları çıkaralım olur mu? Tamam, siz hiç merak etmeyin. Neyse. Ay, kadın laftan anlamıyor. İlla seni dışarıya çıkaracak. Ay, seninle uğraşamayacağım Yaşar'cığım. Seni Anton'a havale ettim. O özel olarak ilgilenecek. Rıfat Beyciğim, camı açtım biraz temiz hava alın diye, ha? İyi değil mi? Ha, burada mısın abla? Aa, senin burada ne işin var Gönül? Zeytinyağlıları yapacaktın, yemeklere ne oldu? Hallettim ben onları, hallettim. Amcacığım, geçmiş olsun. Ne yapıyorsun Gönül? Adam sağır değil, inme inmiş. Ha. Yaş diye biraz ben ondan şey ettim. Şşt. Kim? Oh, amca gençliğinde de pek bir yakışıklıymışsın yani. Maşallah, maşallah. Gönül, şunları hadi götür de işimizi bakalım biz. Şu kitabı da kaldır dolaba. Hadi. Tamam. Abla! Kasaya bak. Ay, şöyle bir kasamız olamadı. Pırlantamız olmadı ki kasamız olsun. Gönül, kapat şu dolabın kapağını. Bak, biz bu evde yabancıyız. Bir şey kaybolursa bizden bilinir. Üf, abla ya. Hem gördüm ne kadar zenginler. Aşağıda bir salon var. Allah vermiş de vermiş. Akıyor vallahi, maşallah akıyor. Gönül. Ya ne var Gönül Gönül ya? Allah Allah. Bizde hırsız tipi mi var? Hem amca da görüyor işte. Duyuyor beni. Amcacığım, bizde hiç hırsız tipi var mı? Yok. Benimkisi meraktan. İlk defa kasa görüyorum da ben. Ben çok görüyorum zaten. Her gün dizi dizi. Sese bak nasıl top çıkıyor. İçinde ne var acaba? Kesin şifresi vardır ha bunun. Gönül.
Yeter artık, şu dolabın kapağını kapat. Ya ne var ya? Gönül, gönül. Allah Allah. Al şunları artık, çık odadan. Hadi, yapılacak bir sürü işimiz var. Amcacığım, görüşürüz. Gönül, niye bağırıyorsun? Çık git hadi artık, yeter. Üf, Allah'ım yarabbim. Rıfat Beyciğim, kusura bakmayın. İşte benim böyle deli meraklı bir kardeşim var. Sadık, iyi bilirim. Konu neydi? Hallederiz abicim. Bunlar bize basit işler. Siz yeter ki paradan alay verin. Tamam. Tamam, o iş bende. Yakınım. Müsaitim, gelebilirim. O halde görüşmek üzere. Teşekkürler. Aynı anda geleceğiz diye size de söyledim. İçmezseniz beni isteyelim. Siz başka bir şey yapın. Kahveye hayır demem. O zaman konumuza gelelim. Hay hay. Size bir isim vereceğim. Beni rahatsız eden biri. Sıkıntı değil. Hallederiz. Ya Anton Bey, ne içirdin bana sen ha? Fena oldum. Neyse. Selamünaleyküm. Anlat. Dur bir soluklanayım. Gündüz birazdan gerçeği öğrenecek. Alo. Hala bana mesaj atıp tehdit ediyor. Halledeceğim demiştin. Merak etme. 10 dakika içinde yığılacak. Umarım dediğin gibi olur. Ya ne söyleyeceksen söyle birader. İşimiz gücümüz var. Kim kumpas kurdu bize? İsim vereceğim dedin, 2 saattir poz kesiyorsun burada. Söyleyeceğim, dur. Boğazım. Boğazıma bir şey takın. Oho. Sanırsın bana nişan kurdelesi kesecek beyimiz. Boğazına bir şey takılıyormuş. Vah vah. Para mı istiyorsun lan konuşmak için? Ya parası isteyeceğim ben. Para falan istemiyorum senden. Sadece onlardan intikam almak istiyorum. Dökül o zaman. Birader, iyi misin lan? İyi misin oğlum? Şişt. Ne oluyor lan? İyi misin? Nefes alamıyorum. Yaşar! Ne oluyor lan? İyi misin birader? Lan, Yaşar! Ne oldu lan? Oğlum ne bileyim, adam konuşurken birden gakkuk etti, düştü. Ambulans arasın birisi. Oğlum kendine gel, ne oluyor? Öldü mü lan? Ne bileyim oğlum. Lan kolay malaya yok mu?